Harise İbni Süreka isminde bir sahabi var, bir genç var. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona şöyle bir soru soruyor. Diyor ki, ey Haris, nasıl sabahladın? Ey gençler, nasıl sabahladık? Dün gece sabah nasıl oldu? Ne diyor biliyor musun? İfadeye bak abi. Gündüzümü oruçla, gecemi de kıyamda geçirdim. Öyle bir ruh haline girdim ki o gece ibadeti esnasında cennet ehliyle cehennem ehlinin konuşmalarını duyar gibi oldum. Kıyamet suresini okudum, içine girdim. Vakıa suresini okudum, içine girdim. Rahman suresini okudum, içine girdim. Böyle bir halim vardı benim. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor biliyor musun? Harise, sen tepeden tırnağa imanla dolusundur. Bugün günlerden cuma. Hocam cuma namazında en çok okuduğunuz ayet hangisi? Nahl suresi 90. Sürekli imam arkadaşlarımız cuma hutbesinde bu ayeti bize sürekli hatırlatıyor abi. Sürekli aynı ayeti okuyor. Rabbimiz ayette diyor ki Allah adaleti, ihsanı, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. Düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor diyor. Bugün konumuz ihsan abi. İhsan nedir abi? Hocam ihsan nedir? Eyvallah. İyilik yapmak, infakta bulunmak, ikram etmek, işi güzel ve kaliteli yapmak. İhsan budur abi. Kardeşimizin söylediği gibi Hazreti Ali de bir sözde şunu söylüyor. Diyor ki kişinin değeri işindeki ihsanıyla ölçülür diyor. Kişinin değeri, kişinin kalitesi işindeki ihsanıyla yani işindeki kalitesiyle ölçülür. Yani sen pazarlamacısın Osman abi değil mi? İşini ne kadar kaliteli yaparsan değerin o kadar artıyor. Patronun o kadar değer veriyor. Müşterilerin o kadar değer veriyor. Hangi meslek grubundaysak işimizi ne kadar güzel kaliteli yaparsak mesela imamlar işini güzel kaliteli yaparsa değeri artıyor. Allah razı olsun bizim iki tane imamımız var işini güzel yapan kardeşlerimiz. Müslüman yaptığı her işi güzel yapacak abi. Müslüman yaptığı her işi kaliteli yapacak abi. Çok affedersiniz. Müslümanın böyle baştan sağma tamam mı? Tembel böyle geçiştiren böyle rastgele iş yapan bir tip değildir abi Müslüman. Müslüman ne iş yaparsa yapsın. Bak bir örnek vereyim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında birisi vefat ediyor. Mezar kazıyorlar. Mezarda hafif eğiklik var. Peygamber Aleyhisselam diyor ki mezar düzeltin diyor. Ya Resulallah bu mezar yani ne olacak yani gömeceğiz kapatacağız. Bakanların göz zevkini bozar diyor. Bir mezar abi bir mezar kazılmaz. Müslüman yaptığı işi güzel yapacak. Müslüman yaptığı işi kaliteli yapacak abi. Çünkü niye sen Müslümansın? Sıradan bir insan başka birisi imani anlamda hassasiyetleri olmayan birisi bir öğretmen senin gibi olamaz. Sen onun gibi olamazsın abi. Sen eğer öğretmenlik yapıyorsan senin bir üst kimliğin var. Müslüman ona göre yapacaksın. Ve kaliteli yapacaksın abi. Güzel yapacaksın işini. Cibril hadisi diye bildiğimiz bir hadis var. Hazreti Ömer radıyallahu anh bize aktarıyor. Diyor ki üzerinde hiçbir yolculuk emmaresi olmayan beyaz elbiseler içerisinde bir adam gelip Resulullah aleyhissalatü vesselamın önünde oturdu. Dizini dizine dayadı Resulullah aleyhissalatü vesselamın. Ve Resulullah aleyhissalatü vesselama bazı sorular sordu. Dedi ki ey Muhammed aleyhissalatü vesselam İslam nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselam karşılık verdi. Dedi ki kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek. Doğru söyledin ya Muhammed dedi aleyhissalatü vesselam. İkinci soruyu sordu. İman nedir dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam imanın altı basamağını saydı. Allah'a, kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine, kaza ve kadere ve ahiret gününe iman şeklinde Peygamber aleyhissalatü vesselam altı maddeyi sıraladı. Doğru söyledin diye Muhammed aleyhissalatü vesselam dedi. İhsan nedir dedi. Bizim için önemli olan kısmı burası. İhsan nedir? Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmendir. Sen onu görmesen de o seni her daim görmektedir. Bunu açacağız ama hadis devam ediyor. Sonra diyor ki o beyaz elbiseler içerisindeki adam ey Muhammed aleyhissalatü vesselam kıyamet ne zaman kopacak diyor. Sorulan sorandan daha bilgili değildir diyor. Sorulan sorandan daha bilgili değildir.
Peki kıyametin alametleri nelerdir ya Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki cariyelerin efendilerini doğurması. Yalın ayak, çıplak, koyun çobanlarının lüks içerisinde yaşaması, bina yapma konusunda birbirleriyle yarış etmeleri diyor. Aslında her biri açıklanabilir, her biri anlatılabilir ama konumuz nereydi bizim? Konumuz şurasıydı. İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına Allah'a kulluk etmendir. Sen onu görmesen de o seni her daim görmektedir. Şimdi buradaki mesele ne? Az önce söylediğimiz gibi namazda huşumuz yok değil mi? Namazda bir eksiğimiz var. Namazda bir boşluğumuz var. Gereği gibi bir tad alamıyoruz. İmanda bir boşluğumuz var. Ticarette bir boşluğumuz var. Sosyal hayatta bir boşluğumuz var. İşte devlet hayatında bir boşluğumuz var. Ne eksik abi? İşte o Allah bilinci dediğimiz var ya, Allah'a iman dediğimiz var ya, Allah'ı görüyormuşçasına ibadet etmek. Bak ben mesela burada liseli kardeşlerimize ders yapıyoruz. Cuma günleri. Şunu söylüyoruz mesela. Diyoruz ki evladım al bu kitabı oku diyoruz. Öbür hafta geliyoruz kardeşimiz o kitabı okumamış. Nerede Mustafa? Yok mu? Okumamış. Tamam. Soruyorsun diyorsun ki niye okumadın? Örnek veriyorum faraza talebeye soruyorsun. Ne diyorsun Ahmet mesela niye okumadın dedim de ne diyorsun oğlum? Sen ne diyorsun? Ben ısrarla şunu anlatıyorum abi. Diyorum ki sen kitap okuma meselesini Allah rızası için yapmadığın sürece hiçbir hoca bu kitabı sana okutamaz. Çok çok şunu yapıyorsun. Karşıma geliyorsun diyorsun ki okudum diyorsun geçip gidiyorsun. Hani okuyanlar da var. Yasin var mesela tebrik ederim. Diyorum ki ne okudun? İşte Talha İbni Beydullah'ın hayatını okudum. Övmem lazım. Hakkındır. Anlat bakayım diyorum. Tak 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 anlatıyor. Öbürü de okudum diyor. Anlat bakayım diyorum. Tık 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 susuyor adam. Bak önce şunu kavramamız lazım abi. Bu kitabı Allah rızası için okumamız gerekiyor. Bu sohbeti Allah rızası için yapmamız gerekiyor. Buraya Allah rızası için gelmemiz gerekiyor. Allah bizi görüyor. Allah bizden bunu istiyor. Bu faaliyetleri yapmamızı istiyor diye yapmamız gerekiyor. Benim için geliyorsan boş. Benim için yapıyorsan da boş. Bir başkası için yapıyorsan da boş. Ya aynı işi yapacağız. Saatlerce kitabın başında dirsek çürüteceğiz. Hocaya mahcup olmayayım diye yapacaksın. Eline hiçbir şey geçmeyecek. Ama Allah rızası için diyeceksin. Her kelimenden, her harfinden, her hadisten, her ayetten Allah'ın izniyle ecrini ve sevabını alacaksın. Çocuklara bu bilinci, yani gençlerimize bu bilinci vereceksin. Yaptığın işi Allah seni görüyor. Allah'ın gördüğü bir yerde, Allah'ın gördüğü bilinci bir insanda otursa, Allah aşkına yine nefsine yenik düşebilir, günah işleyebilir ama bu kadar kolay olur mu ya? Ha, Ramazan'da göstere göstere bir insan değil mi? Nasıl yemek yer? Ya da işte cuma saatinde caddeler, sokaklar nasıl dolu olabilir? Abi bak Allah hayat dışında. Bak bunu anlatmak istiyorum. Allah hayatın dışında. Evet sorduğunda bir Allah var diyor ama hayata müdahil değil. Namazıma karışmaz, orucuma karışmaz, işime karışmaz, ticaretime karışmaz, devletime karışmaz. Böyle bir Allah. E zaten böyle olunca da zaten ihsan şuuru, ihsan bilinci bu manada zaten ortaya çıkmıyor. Peki yaptıklarımızı dedik ya Allah görüyormuşçasını yapacağız. Peygamberler insanlara Allah'ın dinini tebliğ ettiler. Bütün peygamberlerin ortak sloganı şudur abi. Ben bu yaptıklarımın karşılığında sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmenin ifadesidir bu abi. Bir başkasından bir beklenti, bir çıkar, bir menfaat gözetmeksizin sadece ve sadece Allah rızası için. Yine başka ayette, İnsan suresindeki ayette o infak edenler. Zaten ihsanın öyle bir boyutu da var değil mi? İnfak diye bir boyutu da var. İyilik yapmak dedi ya, hayır hasenat yapmak değil mi? Bu manada teşvik etmek. Ne diyor? Onlar diyor birine bir hayır hasenat yaptığı zaman şunu derler. Biz size bunları Allah rızası için veriyoruz. Biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden teşekkür bile beklemiyoruz. Allah devre dışı olunca Suriyelilerin burada ne işi var olur? Allah hesaba katılmazsa, bak ayet bunu söylüyor. Bir Müslüman, bir başka Müslümanı doyurduğunda, ona infak ettiğinde, ona hayır hasenat yaptığında ona teşekkür eder.
Der ki Allah razı olsun kardeşim, sen beni bir hayra, bir güzelliğe, bir ihsana, bir ikrama karşıladın. Bunun için ben sana teşekkür ederim. Benim hayrıma sebep oldun diye karşıdaki insana ne yapar? Teşekkür eder. Burada önemli olan kısım ne abi? İhsanda sıkıntılı olduğumuz şey şu: devamlılık. Yani süreklilik arz etmesi. Yani mesela bazen öyle anlar olur ki, mesela umreye gidersiniz. Furkan bilirsin, umreye gideriz değil mi mesela? Oradaki namaza bir bak abi. Kabe'nin karşısındaki namaza bir bak böyle işte. Sabah namazında imam bir okur böyle, gözyaşlarına boğulursun. Hali ruhiyen böyle değil mi? Ya da işte böyle gidersin Kabe'yi izlersin, ağlarsın. Ama buraya gelirsin, bu olmaz. Olmuyor ne yazık ki. Ha, dış etkenler. Ama bak, bizim burada bir sıkıntımız var. Şimdi oraya gittiğin zaman nasıl bir şey oluyor biliyor musun? Ya doğru mu hocam? Çocuğunu unutuyor insan ya. Bak size garip gelebilir ha. İnan ki bak, bunu yaşayan kardeşlerimiz bilir ya. 15 gün boyunca çocuğun, hanımın, işin, ticaretin aklına gelmiyor ya. Sanki orası başka bir dünya. Ne oluyor? Bak, ihsan şuurun artıyor abi orada. Oraya vardığında, Kabe'nin etrafında döndüğünde anlıyorsun ki burası mahşerin bir provası. Buraya gelmişsin, buradan geri dönmeyeceksin. Bunu anlıyorsun artık. Bunu anlayınca da ne diyorsun? Aa, Allah beni görüyor. Ne diyoruz biz ifadede? İşte Kabe, işte sen ve Rabbin. Ne istiyorsan, ne yapmak istiyorsan. Bak, o bilinç ne oluyor? Artıyor. Bak, altında ne var? Mekan değişikliği var. Ne diyordu dışarıda kardeşler derse girmeden önce? Diyorlar ki işte ya maneviyat. Burada maneviyatımız artıyor. Evet, doğru. Eve gidince işler değişiyor. O zaman ne yapmalı? Hep Allah bizi görüyor bilincinde bu manada hareket etmeli. Mesela devamlılık dedim ya, bunun devam etmesi. Mesela sadaka-i cariye, faydalanılan ilim, salih bir evlat. Niye mesela şimdi biz gençlik merkezi, gençlik merkezi diye tutturmuşuz? Niye böyle bir şey yapmak istiyoruz? Bir amel değil mi bu? Güzel bir amel, salih bir amel. Şimdi ben şunu biliyorum abi, özelden. Bu yaptıklarım beni kurtarmayacak abi. Yani şu hayatta bu yaptıklarım, kıldığım namazım, orucum, yaptığım sohbetim, okuduğum kitaplar, Kur'anlar beni kurtarmayacak abi. Ben bunu biliyorum. Herkes kendini bilir değil mi? Ben biliyorum. Diyorum ki zaten bari gidiyoruz. Gidince amel defterimiz bir şey açık bıraksın. Bari hani günahlar duruyor. Yani ölünce günahlar bitiyor abi. Ama ne diyor? Sadaka-i cariye bıraktığında, Allah'ın izniyle bir ilim bıraktığında amel defteri, yani sevaplar yazılmaya devam ediyor hocam. Bak, bunu bu şekilde düşüneceksin. Bu şekilde düşündüğün zaman, ha bunu yaparken de bu süreklilik arz edecek abi. Yani sürekli olan şeylere ne yapacaksın? Yatırım yapacaksın. Osman abi çok satın, sürümden kazanmak diyorlar değil mi? Aynen. Ticarette. Onu yapacaksın abi. Bir de ihtiyaç hasıl olduğu zamanlar. Yani ihsanın boyutu anlamında şunu söyleyeyim. Yani infak edeceksin. Hayır asılat yapacaksın. Yine gençlik merkezi üzerinden yürüyelim. Yapacaksın mesela. İhtiyaç olduğu anda önemli abi. İşler bitmiş, işler yoluna girmiş. Sonra Bilal getirmiş parayı, masaya koymuş. Sen ne olsun abi, ne yapayım ben parayı? Sen yine getirebilirsin de. Ondan sonra başımıza iş açıyor. Yok abi, biz kasamız masamız yok. Anladın mı? İhtiyaç hasıl olduğunda. Mesela bir örnek vereyim. Hazreti Osman radıyallahu anh mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslümanların sıkıntı çektiği bir dönemde, susuzluk çektiği bir dönemde Peygamber aleyhissalatü vesselam Mescid-i Nebevi'de şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Allah Resulü ve cennet karşılığında Rume kuyusunu kim satın alacak diyor. Hazreti Osman hiç kimseye söylemeden Allah kendisini görüyor bilinciyle, kimseye çaktırmadan, kimseye göstermeden, kimseye reklam etmeden, hiçbir yerde tabela asmadan Yahudinin karşısına geliyor. Diyor ki bu kuyuyu bana satar mısın? Yahudi diyor ki satarım, ne kadar? 50 bin. Diyor ki çok. Hazreti Osman ticari zeka. Gel diyor, seninle şöyle bir anlaşma yapalım. Yahudiler çok uyanıkmış ya hocam. Ekonomiyi çok iyi bilirlermiş ya. Ticareti çok iyi bilirlermiş ya. Öyle. Şu an öyle. Ama bak Hazreti Osman nasıl biliyor. Biz nereden kopmuşuz? Hazreti Osman diyor ki yok diyor, bu çok fazla. Seninle şöyle bir anlaşma yapalım. Kuyunun işletim hakkı bir gün sende olsun, bir gün bende olsun diyor. Ben de sana diyor 20 bin vereyim diyor. Yahudi diyor ki iyi. Hem diyor bir gün çalıştıracağız, hem de diyor üzerine ekstra para alacağız. Dönüyor mescide geliyor. Ey Müslümanlar diyor, kuyunun işletim hakkı bir gün bizde, bir gün Yahudi'de. Hiç kimse Yahudinin sattığı gün kuyudan alışveriş yapmasın diyor.
Gerekirse kardeşinden ihtiyacını gidersin ama Yahudinin sattığı gün alışveriş yapmasın diyor. Yahudi bir gün bekliyor, müşteri yok. İki gün bekliyor, müşteri yok. Üç gün geliyor, müşteri yok. Hazreti Osman tekrar gidiyor. Kuyunun tamamını bana satar mısın diyor. İşler kesat. Satarım diyor. Ne kadar? Öncesine 20 bin verdin diyor. Bir 20 bin daha vereceksin. Yok diyor, öyle değildi. 7-8 veririm diyor. 10 veririm diyor. Neyse, tamam mı? Ve 50 bin dirhemlik kuyuyu 30 bin dirheme satın alıyor. Buradaki mevzumuz neydi? İhtiyaç hasıl olduğunda abi. Bir iş yapılıyor mu? Bir ihtiyaç var. Yani sadece maddi anlamda düşünmeyin. Manevi anlamda. Yok mu? Bu gençliğin manevi anlamda ihtiyacı yok mu abi? Buyur, tabela burada. Bu gençliğin Allah'ı tanıma noktasında ihtiyacı yok mu? Peygamberi tanıma noktasında ihtiyacı yok mu? Sana bugün ihtiyaç var. Bu gençler Allah'ı, kitabı öğrendiğinde gelip bana hocalık yapmana gerek yok. Sohbete gelip gitmene gerek yok. Şimdi lazım ya. Şimdi koşturmak lazım. Değil mi? Gençlik zamanında koşturacaksın ya. Gençlik elden geçmiş gitmiş, bir ayak çukura girmiş. Ondan sonra diyor ki hocam şöyle yapalım böyle. Geçti. O tren çoktan kaçtı abi. İhtiyaç ne zamansa bak. Yine neredeyiz? İhsandayız. İhsan ne zaman ortaya çıkıyor? İhtiyaç hasıl olduğunda. Neydi bir diğer tarafı? Yaptığımız işi kaliteli yapacaktık değil mi? Güzel yapacaktık. Ali İmran suresi 92. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor bize. En sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda infak etmediğiniz sürece, ihsan etmediğiniz sürece, ikram etmediğiniz sürece, harcamadığınız sürece ihsana ulaşamazsınız. İyiliğe ulaşamazsınız. En sevdiğiniz, sayalım mı en sevdiklerimizi? Aile, iş, ticaret, para, makam, mevki, say. Ne var başka? Araba, şöhret, başka? Telefon, internet, ev, başka? Kıyafet, kadın. Bunları feda etmediğiniz sürece ihsana ulaşamazsınız diyor abi. Bunlardan feragat etmediğiniz sürece, bunlardan fedakarlık etmediğiniz sürece. Şimdi biz uzun uzun böyle sahabeyi anlatırken, ya sahabe öyle bir cihada çıkmış ki 10 yıl sonra, 20 yıl sonra evine dönmüş, bir bakmış ki evinde bir delikanlı oğluymuş, değil mi? Ne güzel anlatıyoruz değil mi bunu? Ya da işte Musab bin Ümeyr Mekke'den Medine'ye yürüyerek gitmiş. Süheyb-i Rumi 400 kilometrelik bir yolu yürüyerek gitmiş. Malının tamamını Allah yolunda infak etmiş. Ne güzel anlatıyoruz değil mi? Bunlar masal mı abi? Bunların hepsi gerçek olan şeyler ya. Bunların hepsi şu ayetin karşılığında gösterilen tavırlar abi. En sevdiğim, hemen Ebu Talha geliyor radıyallahu anh. Ya Resulallah diyor, benim bu dünyada en sevdiğim şey Beyhura ismindeki hurma bahçemdir. Sen şahit ol ki diyor, ben onun tamamını infak ettim diyor. En sevdiğim oydu, infak ettim. Abdullah İbni Ömer, bir kölem var diyor. Nafi isminde bir kölesi var. Ya Resulallah diyor, bu ayetin karşılığında Nafi isimli kölemi azat ettim diyor. Nafi, imam Nafi oluyor abi. Alim oluyor, alim. Allah yolunda feda ettiğin, sarf ettiğin şey ne kadar büyük olursa Allah da ona o kadar büyük bir karşılık veriyor. Bir örnek vereceğim, bitireceğim. Allah'ı görüyormuşçasına kulluk. Buradayız abi. Allah'ı görüyormuşçasına kulluk. Harise İbni Süreka isminde bir sahabi var, bir genç var. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona şöyle bir soru soruyor. Diyor ki, ey Haris, nasıl sabahladın? Ey gençler, nasıl sabahladık? Dün gece sabah nasıl oldu? Ne diyor biliyor musun? İfadeye bak abi. Gündüzümü oruçla, gecemi de kıyamda geçirdim. Öyle bir ruh haline girdim ki o gece ibadeti esnasında cennet ehliyle cehennem ehlinin konuşmalarını duyar gibi oldum. Kıyamet suresini okudum, içine girdim. Vakıa suresini okudum, içine girdim. Rahman suresini okudum, içine girdim. Böyle bir halim vardı benim. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor biliyor musun? Harise, sen tepeden tırnağa imanla dolusundur. Son ayet şu abi. Neydi konumuz? İhsan. Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek, sen onu görmesen de o seni her daim görmektedir. Rahman suresi 60. Ne diyor Rabbimiz? İhsanın karşılığı ihsandan başka bir şey değildir. İhsan neydi? Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek.
Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmenin karşılığı cennette Allah'ı görmektir abi.